Dostlar merhabalar. Şimdi 32. köşe taşımızdayız arkadaşlarım. En son 32'de kalmıştık. Doğru mu? Evet, 32 numaralı köşe taşındayız. Ve hemen ilk sorumuzla başlıyorum arkadaşlarım. Şöyle odaklanmasını da bir ayarlayalım. Birazcık ışığımızı da açıyoruz. Ve başlıyoruz birinci sorumuzla soruları çözmeye. Evet, bir sürü eşit açı görüyorum ve eşit açı görünce biz aynı harfleri yazacaktık bunlara. A, A, B, B yazdım buralara dostum. Bakın şu A ile şu B'nin toplamı şuraya eşit. A artı B'dir burası. Ve şu A ile şu B'nin toplamı da şuraya eşit. E o zaman bu da A artı B. Bakın demek ki bu da ikizkenar çıktı. Şu uzunlukta 9 geldi. Şimdi burası tamamsa hemen şu benzerliği göreceğiz. Bakın bu üçgenle şu üçgen. Bunların açıları tıpatıp aynı arkadaşlarım. A, B, hadi şu açıya C diyelim. A, B, mecbur bu açımızda C oldu. Şimdi burada A'nın karşısında 6 var. Burada A'nın karşısında 9 var. Eşittir. B'nin karşısında 9 var. Burada B'nin karşısında da X var dedim. 3'e böldüm 2, 3'e böldüm 3, içleri çarptım 27, dışları çarptım 2x, 27 bölü 2'den 13,5 geldi sorumun cevabı. Geldim bu soruya. Hemen şuradaki eşit açılara A, A diyelim. Şuna da B, B diyelim. Bakın şunu fark ettim arkadaşlar. Şu açıda A birim olur. Neden hocam? Hani üçgende açıda öğrendik. Bir dış açı ortay ile bir iç açı ortayın arasındaki açı üçüncü açının yarısıdır. 2A'nın yarısıysa burası A oldu. Şimdi şuraya B demeyelim, C diyelim. O zaman burası da C. Şuraya D dersen bakın A, C, D. A, C. Burası da D geldi. Hadi benzerleyelim. Burada D'nin karşısında 4 var. Burada D'nin karşısında 6 var. Burada C'nin karşısında 6 var. Burada C'nin karsında X var. Demek ki 4X eşittir 36. X eşittir 9 çıktı. Sorumun cevabı Bursa'dan patladı. Evet, geldik 3. sorumuza. Ne diyor? 5 var, 12 var. O zaman burası 13. Sonra DC'yi de 13 vermiş arkadaşlarım. Bakın şurası da 13 birimmiş. Demek ki bu bir ikiz kenar üçgenmiş. Şunlara A diyelim. A. Şuraya B dersem bakın burası A artı B. Burası da A artı B geldi. Şu açıya da C diyelim dostum, bakın şuna C dedim. Şimdi şu üçgene bakarsanız şurada A artı B var, 90 var, C var. Bir de büyük üçgene bakın, en büyüğüne 90 var, A artı B var. O zaman bu açı mecburen C olacak, tamam. Hadi şimdi şu küçük üçgenle, onu maviyle çizeyim. Şu üçgenle biz en büyük üçgeni benzerliyoruz. Burada C'nin karşısına ne düştü? 12. Büyükte C'nin karşısına ne düştü toplamda? 18. 13 ile 5'in toplamı. Eşittir diyorum. Eşittir. Küçükte nereye alalım? A artı B'nin karşısına alalım. 5 artı X düştü. Büyükte A artı B'nin karşısına da 12 düştü. Evet, 6'ya böldüm 2. 6'ya böldüm 3. 3'ün bakın 4 katı olmuş. Bu da 2'nin 4 katı olacak. 8 olmalı yani şurası. Demek ki x 3 gelmiyor. Evet, şu soruya geçtim hemen arkadaşlarım. 8 var, 12 var. Eşit açılar var. Hemen A diyelim. A diyelim buraya da. Şuraya bir B yazarsam bakın A, B, 90. A, 90. O zaman şurası da B olacak. E, D, X. Bakalım bu benzerlikten soru geliyor mu? Şimdi küçükte yani şu üçgende A'nın karşısına 8 yazmışız. Bölü büyükte A'nın karşısına 12 yazmışız. Eşittir. Küçükte B'nin karşısına 12 yazmışız. Büyükte B'nin karşısına toplam 14 artı X yazmışız. Sadeleştirelim. 4'e bölelim 2. 4'e bölelim 3. Bakın 2'nin 6 katı çıktı. 3'ün 6 katı çıkacak. Yani 18 olacak şurası. 18 olması için x'imin de 4 olması gerekir dedim. Cevap Denizli'den geldi. Evet, 33 numaralı köşe taşındayız dostlarım. Hemen şuna bir bakalım. Ne diyormuş birinci sorumuz? Diyor ki DE
2 EF'ye de 3 diyebilirsiniz diyor. Yani katları tabii ki 2K, 3K şeklinde oranını verdik. Alan ADE'yi 12 verdim diyor. Alan AEF'nin de alanını sorun söyleyin diyor. Şimdi dostum yukarıda köşe taşına baktığımda hocam, yani köşe taşını yazan hocam, bu ikisini benzer olduğunu çok güzel ispatlamış. Ben bir daha uzun uzun anlatmıyorum onları. Benzerlik oranlarının 2'ye 3 olduğunu görüyorum. Benzerlik oranı 2'ye 3 ise alanlarının oranı ne oluyordu dostlar? Bunun karesi, yani 4 bölü 9. Ve dörtlük alana karşılık gelen alan değeri 12. Yani 3 katı. 9'a karşılık gelen alan değeri ne olacak? 9'un 3 katı 27 olacak. Evet, geldik buna. Bakın burada da artık aynı muhabbeti yapabiliriz dostlarım. Hemen yine benzerlik yapacağız. Şunu şöyle çizdiğimde bu iki üçgenin benzer olduğunu artık söyleyebilirim. Yani şurası mesela M demiş bakın hocam. Burasına da M demiş. Burası N ise burası da N. Şuraya da A'ya A diyelim. Çünkü bu da açıortay oluyor değil mi? İki açıortayın kesiştiği noktadan geçtiği için. Şimdi DE, A'nın karşısı 3K. Şurası 3K. EF 4K. Böyle vermiş bize. Hadi benzerleyelim. Burada A'nın karşısı 3, burada A'nın karşısı 4. Demek ki N'nin karşısı burada 3M ise burada N'nin karşısı 4M olacak. Sonra M'nin karşısı 4M ise, yani şöyle yazayım hatta, ben uzun uzun yazayım mı arkadaşlarım, daha iyi olsun. Şurada aşağıda yazayım hatta, bakın. Şimdi 3 bölü 4 değil mi benzerlik oranları? A'nın karşısı 3, burada A'nın karşısı 4. Burada M'nin karşısı AE, burada M'nin karşısı AF eşittir. Burada N'nin karşısı AD, burada N'nin karşısı AE. Şimdi bize AD'yi 18 vermiş, şöyle yazalım. 18 bölü AE olsun bu. Hemen şununla içler dışlar yaptığımda bakın 3'ün 6 katı gelmiş, 4'ün de 6 katı gelecek, AE 24 olacak. Şimdi şurada da AE yerine 24 yazarsam, bakın yine 3 bölü 4 olacak ya, 3'ün karşısına 24, yani kaç katı? 8 katı. 4'ün karşısına da 8 katı düşecek. AF'yi biz ne bulacağız bu durumda? 4'ün 8 katı 32 bulacağız. Yani cevap Edirne'den geldi. Şimdi şuna geçelim. Artık burada da benzerliğimizi bildiğimizi düşünüyorum artık arkadaşlarım. Bir daha yazalım biz şimdi benzerliğimizi. Şimdi şuradaki açılara A, A diyoruz. Bu çünkü açıortay olacak, bunu biliyoruz. Şuna M dediğimde şunun da M, şuna N dediğimde buranın da N olduğunu biliyorum. Şimdi BF'yi görelim. BF neresi? Şurası 4K. BD'yi bulalım. Şurası da 9K demiş. Şimdi hemen bir benzerlik oranlarını yazalım mı arkadaşlarım bunların? BDEF'nin alanını 52 vermiş bize. BDE'nin bilmem neyin alanını da istiyor. Şimdi önce benzerliğimizi bir yazalım. Bakın burada N'nin karşısı 4K bölü burada N'nin karşısı BE eşittir. Şöyle biraz bu tarafa alayım. Burada M'nin karşısı BE bölü burada M'nin karşısı 9K. Yani ne çıkıyor dostlarım o halde? BE'nin karesi, BE'nin içler dışlar yapıyorum, 36K kare geliyor. Demek ki BE eşittir 6K. Bunu bulduk. Şu aradaki BE 6K'ymış arkadaşlarım. BE. Şimdi benzerlik oranlarını bir daha yazalım. Neydi bakın? 4 bölü BE. Yani 4 bölü 6. O zaman benzerlik oranları 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3 olur. 4 ile 6'yı sadeleştirin. Peki alanların oranı ne oluyordu? Bunun karesi. 4 bölü 9 oluyordu. Demek ki bunlardan birinin alanı, yani şunun alanı 4A, bunun alanı 9A olacak arkadaşlar. Ve toplam kaç A yaptı bu dörtgenin alanı? 13A. 13A'yı bize 52 vermiş. Demek ki A 4 olacak. A 4. Peki A 4 ise dostlarım, A'nın 4 olduğunu biliyorsak biz, nereyi soruyor bize? BDE, BDE. 9A'yı soruyor. 4 kere 9, 36'yı yapıştırdım dostlar. Ve geçerim bu soruya. Şimdi bakalım ne diyor? DE, FE'nin kök 2 katı. Yani buna
1K dersem buna K kök 2 diyecekmişim ben. BF ile BD'nin toplamı da 12. Tamam, bununla da bunun toplamı 12. Şimdi şurayı çizdiğimizde şu açıortaydı AA. Şuraya M dersem şurası da M. Buraya N dersem burası da N. Şimdi bir benzerlik yapalım mı arkadaşlarım? Bize de nereyi soruyor? BF'yi soruyor. X diyelim. Şurası o zaman 12-X olur. Bunu da yazalım. Şimdi benzerliğimizi yapalım. Burada A'nın karşısı K. 1K. Burada A'nın karşısı K kök 2. Yani kök 2. Benzerlik oranları bu. Eşittir. Burada N'nin karşısı X. Burada N'nin karşısı BE. Eşittir. Burada M'nin karşısı BE. Burada M'nin karşısı da 12 eksi X oldu. Evet dostlarım. Şimdi bundan sonrası gayet kolay. Şimdi buraya X dediysem ben, burası hani 1'e kök 2 oranı var ya, kök 2 katı olacak kesinlikle. Şurası X kök 2. BE'yi bulduk bakın. X kök 2. O zaman BE yerine yine X kök 2 yazıyorum ben buraya da. Ve bakın şununla şurayı oranlıyorum şimdi dostlar. Kök 2 ile X kök 2'nin çarpımı 2X yapar. Eşittir. 1 ile 12 eksi X'in çarpımı 12 eksi X yapar. Buradan 3X eşittir 12 gelir. X eşittir 4 çıkar. Sorumuzun cevabı da Ceyhan'dan çıktı. Evet. Bunu da hallettik. Geldik. 32'yi mi hallettik şimdi? Yok, 33'ü hallettik en son. Doğru. Şimdi 34'teyiz. Evet. 34'ü aldık elimize. Arkadaşlar, benzerliği iyi bilen dörtgenlerde rahat eder demiştim ilk köşe taşımızı çözerken. Bakın işte size bir yamuk sorusu. Benzerlikten çözülen bir soru ki yamukta yapılan hamle şudur. Şu yandan paralel çizilir dostlarım. Ve burası 5 ise burası da 5. Bakın paralel kenar olduğu için 5 5 yazdım. Şurası x eksi 5. Burası 9 eksi 5 yani 4. Bize CF'ye 2K, FB'ye 3K deyin demiş. Artık benzerliği gördünüz. Bakın şurada 2 bölü 5 oranı var. Eşittir. X eksi 5'in 4'ü oranı var. X eksi 5'in 4'ü oranı. Buradan 8 eşittir. 5x eksi 25. 33 eşittir 5x. 33 bölü 5. O da 66 bölü 10 yani 6.6 yaptı. Evet, artık yamukta ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz dostlarım. Şuradan paralel çizilecekmiş. Hemen çizdim. Burası 2, burası 2. Buraya 3 kaldı, buraya da 7 kaldı. Bunu da yazdık. CF'yi soruyor X. Benzerlik yapıyorum. X bölü X artı 8. Eşittir 3 bölü 7'ye. Buradan 3X artı 24 eşittir 7X. 24 eşittir 4x, x eşittir 6'yı paketledim. Artık ne yapacağımızı çok çok daha iyi biliyoruz. Hemen şuradan paralelimizi bir çizelim. DE'ye 2k demiş, burasına da 3k mı demiş? E, A, E'ye, evet. Sonra burası 2k, burası da 3k olur tabii ki aynı şekilde. DC'yi soruyor bize, şuraya da x diyelim biz arkadaşlarım. Şimdi burası x ise burası da x, burası da x, burası 4 eksi x, burası da 7 eksi x olur. Hemen benzerlik yapıyorum. 2 bölü toplamı 5. 2 bölü 5 eşittir 4 eksi x bölü 7 eksi x'e. İçleri çarpalım. 20 eksi 5x eşittir 14 eksi 2x'e. Buradan 3x eşittir 6, x eşittir 2. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Hemen bunu çözelim. Önce şu oranı bir yerleştirelim. Şunların hepsine 4K diyelim. AB 4K'ymış. EF 2K'ymış. DC'de 1K'ymış. Tamam. Hemen şu paraleli çiziyorum. Burası K, burası K. Buraya K kaldı, buraya da 3K kaldı. Bakın şunun oranı 1'e 3 çıktı dostlarım. 1'e 3. O zaman şurası A ise tamamı 3A. Yani şuraya da 2A kaldı. Hatta B'ye 2B'de burayı yazalım. BL'yi 12 vermiş. FK'yı istiyor X. Benzerlik yapıyorum bu yandan. 1'in 3'ü oranı eşittir. X'in 12'yi oranı 4 katına çıktı. Bu da 4 katına çıkacak. Cevabım Denizli'den gelecek. Şimdi
Çevirdim arka tarafı. 35 numaradayız. ABC ikizkenar bir üçgen. Hemen eşit açılarına A, A diyelim o halde. Sonra başka ne diyor? 8'leri verdik, gördük. 16'yı gördük. Şimdi burası 12 ise toplam. Burasının da 12 olması lazım. Buraya 4 kaldı. İkizkenar olduğu için tabii ki bunlar. Sonrasında da DF, X'i de soruyor bize. Şimdi dostum şu üçgenle şu üçgenin arasındaki ilişkiye bakın. Kenar açı kenar benzerliği var burada. Tabii bunu ben çok böyle anlatmayı sevmiyorum arkadaşlarım da. Şöyle bakın. 6 var, 12 var. İki katına çıkmış. 4 var, 8 var. Bir daha iki katına çıkmış. Yani iki kenar arasında aynı oran varsa üçüncü kenar arasında da mutlaka aynı oran olmalı. Yani bu 5 olmalı ki iki katı 10 olsun dostum. Tamam, pratik. Şimdi geldik buna. 12, 15, şurası 16, 7 var. AD, X nedir diye de bir soru sormuş bize. Herhangi bir şey var mı? Şöyle baktığım kadarıyla yok. Herhangi böyle bir dangalak mangalak bir şeyler yok. İkizkenarlık var mı? O da yok. Şimdi burada da ne yapalım? Şöyle bir paralel çizsem olur mu diye düşünüyorum. 7'ye 9 oranı var. Güzel bir oran olmadığı için 12, 15, burası da 16. Burada da güzel bir şey yok. 12 var, 15 var, 16 var. Şöyle küçük üçgene bakalım. Bunun böyle güzel bir katı var mı diye bakıyorum şimdi arkadaşlarım. Güzel bir katı gelecek mi? Mesela şurada 9 var, 12 var. 9, 12. Bakalım 3'e bölersem 4, 3'e bölersem şöyle yapacağım yani ya. Şuraya A diyeceğim. Şuraya B, şuraya da C diyeyim ben arkadaşlar dedim. Şimdi ABC bu küçük üçgen. Bir de büyük üçgene bakalım. Şurası B, şurası da C olsa bakalım oluyor mu arkadaşlar? Bunu kontrol edeceğim şimdi. Şimdi burada küçükte C'nin karşısı 12, büyükte C'nin karşısına 16 düştü. Yani 12/16. Eşit mi? Küçükte B'nin karşısı 9, büyükte B'nin karşısı 12. Bakalım bu iki oran eşitse bunlar benzerdir. 4/3, 4/4, 3/3, 3/4. Bakın ikisi de 3/4 çıktığı için demek ki bu küçük üçgenle en büyük üçgenin benzer olduğunu yakaladım ben. Hatta benzerlik oranları 3/4. O zaman küçükte A'nın karşısı X, büyükte A'nın karşısı da 15'i yapıştırdım. Hemen içler dışlar çarpımı yapıyorum. 4X eşittir 45, x eşittir 45/4 geldi. Evet, geçtik 3 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor? ABC üçgeninde AE açıortay, tamam onu gördük. Sonra şu oranı yazmış. AD 2K ise diyor. DE 3K'dır. Tamam. AB'ye 6, 9'u verdim. EC'yi de bizden istiyor arkadaşlarım. Şuraya da X'i yapıştırdık. Şimdi şu eşit açılara A, A diyelim. Şuraya B, şuraya da C yazıyorum ben dostlar. Bakın bu C'nin de tam tersi de C oldu. Bunu da gösterelim. Başka nasıl bir oran görebiliriz? Başka da bir şey şu anda göremiyorum. Göremedim. Çıkmıyor. Peki şurada 2A var, şurada B var. Şimdi şu oranlara bakalım yine katı mıdır değil midir diye şöyle bir şey bakalım. Burada 2K var. Burada 3K var. 2K'ya 3K. Yani şöyle bir paralel çizsem aslında 3'e 2 oranı var. Bunu gördüm. Burası da C. Şurası A olur. Burası B olur. Bunu da gördük. Aa, buradan güzel bir şey geliyormuş gibi hissettim sanki. Şu paraleli şöyle uzatırsam 3'e 2 oranı var kelebekten. O zaman burası 2'ye 6 düştüyse 3'e 9 düşecek. Şuraya da 9 yazabilirim ben hemen. Ama çok saçma oluyor o zaman. İkiz kenar oldu. Burası 9'dan küçük, burası 9'dan büyük oldu lan. Evet, gerçekten çok saçma oldu. Şuradan bulabiliriz diye düşündüm. Bakın şu açıortayı da konuşalım. 6'ya 9 ya şu açıortayın kolları. O zaman şurası arkadaşlarım sadeleştirerek yazıyorum. 3'e bölüyorum. 2M'ye şurası da 3M olur dedi. Ve bakın şu üçgenle şu üçgenin benzerliğini yakaladım aslında arkadaşlarım. Bakın bunlar hatta paralel çıktılar şansımıza.
Tabii paraleli görmek zorunda değiliz. Biz illa paralellikten çözmek zorunda değiliz. Şunu fark ettim bak. Bu üçgenin bir kenarı 3, bununki 2. 3'e 2 oranı bir kenar daha arasında varsa benzerdir diyorduk. E bakın burada da 3'e 2 oranı var gördüğünüz üzere. Bu 3'e 2 olması zaten kelebek üçgen benzerliğini sağladığını gösteriyor. Demek ki şununla şu paralel. Ama dediğim gibi paraleli bilmenize gerek yok. Sadece aralarındaki 3'e 2, 3'e 2'yi görün yeterli. Demek ki x'in 6'ya oranı 3'e 2 olacak arkadaşım. Bakın bu 3 katı, bu da 3 katına çıkacak. X 9 gelecek. Evet, son sorumuzdayız. Şuna bakalım şimdi. Şimdi şuraya A diyelim, şuraya B diyelim, şuraya da C diyelim. 6, 2, 8, 4 bunları gördük. 6, 6. Şimdi bunun burası C ise şu iç açısına D diyelim. Burada ikiz kenar olduğu için burası da D, şunun da içine C diyelim. Bakın şu üçgenle, şunu da kırmızı yapayım, şu büyük üçgeni. Bir benzerlemeyi düşünüyorum şimdi çünkü birer açıları ortak, ikisinde de C var. Şimdi oranların aynı olması lazım demiştik değil mi? Mesela burada 6 var bunun kenarlarında. Diğer bir kenarı 8 B'nin karşısı. C'nin karşısı da A, C. Buna bakalım. Bir kenar 9, bir kenar 12 arkadaşlarım. 9'la 12. Yani 9, 12. Diğer kenarda A, B. Şimdi oran aynı mı diye bakıyorum. 3'e böl 2, 3'e böl 3. 2 bölü 3. 4'e böl 2, 4'e böl 3. 2 bölü 3. O zaman tamamdır. AC'nin AB'ye oranı da 2 bölü 3'tür. Yani cevap Denizli'den geldi diyebiliriz dostlar. Evet, 35'i de gömdük. Şimdi burada bir duralım, bir mola verelim. Çünkü yorulduk biz de. Bir sonraki saatimizde devam ederiz. Bir sonraki videoda arkadaşlar. Hadi öptüm hepinizi. Görüşmek üzere.